Merhaba arkadaşlar, Facia Üçlü kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir aktiviteyle sizlerle birlikte olacağız. Kanalımızda kısa komik videolarımızı yayınlıyoruz. Aynı zamanda böyle programlar da düzenleyeceğiz. Güzel projelerimiz var. Kanalımızı izleyin ve takibi almayı unutmayın. Bugünkü programımızda korkunç bir filmindeki komik sahneleri izleyeceğiz. Eğleneceğiz, yorumlayacağız birlikte. İyi seyirler. Arkadaşlar, Facia Üçlü kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başlıyorum. Koca bir fareydi dostum. Bu lahmı onarmak bir ömür dostum, sürdüm. Bunun üstüne sıcak bir banyo harika olacak. Burada ne olmuş böyle? Arkadaşlar burada bu adamlar kanalizasyonda çalışıyorlar. Uzun bir süre çalışmışlar. Kanalizasyondan çıkıyorlar. Sonra şehri zombiler basmış. Zombiler! Lanet olsun! Hadi! Kusurlarınıza sakın izin vermeyin. İyi haber dostum. Gerektiğini hala hissediyorlar. Büyük anne! Zombiler büyük annemi ele geçirdi. Neden büyük anne? Neden? Neden? Seni sevmiştim. Sevmiştim. Mahalli? Büyük anneme yaptıklarına baksanıza. Bu kadın çocukluğunda bana bakmış. Abi senin büyük annene öyle bir şey olsa ne yapar? Vuha! Vuha! Anasını sikerim. Birisi ölmüş. Cenazeyi koymuşlar. Adam geliyor. Ölüyü, bildiğin ölüyü diriltmeye çalışıyorlar. Tabii. İyi misin? Bu tabut açık. Onu böyle bıraktıklarına inanamıyorum. George, bu bilinçli. Bilinçli mi? Hayır Rıda, George. Bu bir George, mucize. Senin öldüğünü sandım. George, ne yapıyorsun? Yaşıyor. Mami geldi arkadaşlar. Esmer olan Mami. Ben de o adamım. Arkamı kolluyorum Mami şimdi. Devam. Durun. Arkanı kolluyorum. George. Bunu nasıl yaparsın sen? Adının ne suçu var? Hayır, o yaşıyor. Brenda. George. Ölünün annesiyle yumruk atıyor. Hayır, onu tekrar kaybedemem. Hayır, George. Hayır. Oh. Bir şey ya. Tanrım. Nefes almıyor. Lanet. Ölüyü bir daha öldürdüler. Yaşa, yaşa hadi. 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 Hadi dostum, nefes borusunu açalım. Yaşlı kadın kilolu görünce bayıldı. Brenda. Öldürün şunları. Hadi yaşıyor. Yaşıyor. Uyan. Uyanın. Uyan. Bırak. Uyan. Hadi uyan. Bırak. Evet. Yakaladı. Sanki beyin. Bu kadar. George. Bir daha birini diriltmeye çalışırsam eğer iki olsun. Bir daha hani ölüyü diriltmeye çalışırsam iki olsun diyor. Oğlum manyak mısın? Ölü diriltir, manyak mısın oğlum sen? Aynı mami. Yiyecek bir şeyler hazırladım. Sıcak süt vermezsen uyuması zor olabilir. Sen hiç merak etme, her şey iyi i̇şte gidecek. İşte burada. Çocuklarla harikayımdır. Yakala Cody. Sevgilisi. Küçük kardeşini, erkek arkadaşına emanet ediyor. Erkek arkadaş da o kadar iyi bir insan ki çocuğa gözü gibi bakıyor. Önemli bir şey olursa beni arayabilirsin. Üzgünüm, iyi misin evlat? Hadi kalk bakalım. Evet, sanırım hazırım. Gitti. Tamam, ben gidiyorum. Güzel. Gerçekten... Bir de belli etmemeye çalışıyor. Bir aileydi. Evet. Cody senden hoşlandı. O iyi bir çocuk. Arkadaşlar şimdiki sahnemizde de bir tane bayanla erken diyalogları var. Erkek bir şeylerden bezmiş, intihar ederek içecek ilaç arıyor. İntihar etmek için hap arıyor. Kız da sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Adamın ömrünü yiyor. Tanıdığın olduğundan eminim. Çünkü sen asla unutmayan birisin. Bazen gece yarısı uyanıp nerede olduğunu merak ediyorum. Ve seni hatırlıyorum. Onu senin de özlediğini biliyorum ama en çok acı çeken ben oldum. Çok konuştuğumu biliyorum ama eğer duygularını ifade etmezsen bazen içinde birikir ve patlarsın. Ne kadar çok biriktirirsen o kadar sertleşirler. Sonunda onlar bir türlü kurtulamamaya başlar. Senin için çok büyük büyük olmaya başlar. Bazen sorunların o kadar büyük olur ki bir şeyi tam olarak kavrayamazsın.
Peki sonra kendine ne dersin? Evet, dine dönebilirsin Logan. Aile dostlarına sığınırsın ama sonuçta yine acı çekersin. Bu yüzden hemşire olmak istiyorum. İnsanlar her zaman etrafındaki insanların acı çektiğini anlayabilir. Duruşa bak adamdan ki. Sanat eseri. En iyi çalışanım sensin. Bugün başlamaya hazır mısın? Evet, çok hızlı oldu. Bilmiyorum. Güven bana. Buradaki kızı bu adam eve büyük annesine bakması için işe almaya çalışıyor. Ama büyük annesinin kaldığı ev bu ev. Hani perili, cinli, bir şeyle, bir boktan bir ev. Kıza evi düzgün göstermeye çalışıyor işe girsin diye. Buyurun adamın çabalarını izleyelim. Ben atamıyorum. Kötülük mü? Bu sadece saçmalık. Burada yaşamış insanlar hakkında bir şey biliyor musunuz? İnsanlar mı? Hayır. İnsanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bay Koji, bu evde garip bir şey oldu mu? Garip mi? Saçmalama. Bu ev kesinlikle normaldir. Eminim haklısınız. Yine de sanki bir şey bizi izliyor. Bay Koji. O benim sesimdi. Sadece seni işe aldığım için çok sevindim. Çok, çok heyecanlıyım. Sigortanı yapıyoruz. Diş dahil bir. 2 hafta maaşlı tatil. Bugün işe başlarsın diye umuyoruz. Belki bütün hafta burada kalırsın. Bu pozisyon için mükemmelsin. Bu senin için harika bir fırsat. Bay Koji, bana bu konuda anlatmadığınız bir şey mi var? Ben çok pistim. Evet. İş için ne diyorsun? Kabul ediyorum. Çocuk nefes veriyor. Suyun içinden baloncuk çıkıyor. Orada adam içinde oturuyor ya, kız da adam şey yapıyor, gaz yapıyor zannediyor. Ama en son adam çıktığında adam soruyor. Çocuk da kedi gibi vik vik. Koyana kadar çocuk. Efendim. Şimdiden şehirlerimizden birkaçını yok ettiler. Hemen bir şey yapmazsak hepimizi öldürecekler. Bu sahnede dünyayı uzaylılar basıyor. Bu adamlar da uzaylılara dünyadan, dünyayı uzaylılardan ya da dünyalıları uzaylılardan ya da uzaylıları dünyadan kurtarmak için bir silah icat ediyorlar. Mükemmel bir silah ve çalışmasını izliyoruz silahımızın. Bu şekilde uzaylılara karşı bu silahı kullanabileceğiz. Şimdi nerede kalmıştık? Evet. Uzaylı kalkanları bu yeniden düzenlenmiş silah karşısında savunmasız kalacaktı. Dostlarım lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Dostlarım, bu yeni teknolojinin korkutucu göründüğünü çok iyi biliyorum. Ama inanıyorum ki bu ısı ışını topunun içinde bizim tek şansımız saklı. İsterseniz size bir gösteri yapayım. Bakalım bunun fişi takılı mı? Pek hoş bir görüntü değil. Burada her şey gevşek ve sallanıyor. Şu küçük pembe şeye bir bak. Biri biraz yağ getirsin. Bu şeyi iyice soğumamız gerekiyor. Toplu seks grup. Harper, Tanrı aşkına bu insanların hepsi de çıplak. Hiç utanmıyor musunuz? Bu ne alaksızlık böyle? Efendim siz de çıplaksınız. Sahi mi? Ben kırışmış deri ceket olduğunu sanıyordum. Efendim? Kırışmış bir ceket olduğunu sanıyordum. Deri ceket. Buradan başlıyor. Burası da korkunç bir film. Bir. Evet. Merhaba Shorty. Ne yapıyorsun? Hiç. Televizyonda maç izliyorum. Ve Gonca içiyorum. Tek başına mısın? Naber? Evet. O da kim? Dostum, telefonu al. Buradaki sahnede de ölüden medet uman bir kadını göreceğiz.
ölmüş kadına gelmiş, iyi misin diyor. Ölmüş ölmüş görüyor, ölmüş iyi misin diyor. 10 kere soruyor. Evet. İyi misin? İyi misin? Kafaya soruyor. İyi misin? Bu, bu. İyi misin? Burada da şu gelen ayaktaki göt veren, çok göt veren biri kızı içine düşürüyor. Kıza iyi bir dille, kızın öğretmeni ölmüş. İşte güzel, ben bir dille söylerim onu korkutmadan, işte öğretmenin öldüğünü diyor. Evet. Öğretmenin Bayan Brenda'yı hatırlıyor musun? Evet. Öldü! Bir daha gelmeyecek. Acı çekerek iğren bir şekilde öldü. Tarım aynı köpeği gibi. Köpeğim öldü. Buraya gelirken de bir arabayla ezdim. Senin sevdiğin herkes ölüyor tatlı. Lanet olsun dostum. Başım köpeği de ezmiş. Sandy! Sandy, burada bir terslik var. Burada da arkadaşlar televizyondan canavar çıkıyor. Canavar. Canavarın kalesi kocaman. Büyük yeşil delikten çıkıyor canavar. Korkunç bir film. Canavar çıkıyor. Yani tam bir fiyasko. Canavarla kavga ediyorlar. İzleyelim. Yardım et. Dinlemiyorum. Ayağa kalk seni çirkin şey. Hadi bakalım. Ne yapabilirsen göster bakalım. Hadi. Bu kadar mı? Onu yere yapıştırdım Cindy. Evet. Hadi. Benim karşıma böyle biri çıksa dövüşmeden önce evlenme teklif ederim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yakında aksiyonlu projelerimiz de var. Güzel böyle arabalarla uçmayı deneyeceğiz. Arabayla denize girmeyi deneyeceğiz falan. İnşallah. Çok süper sahnelerimiz olacak. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz.